Merhaba arkadaşlar. 29 Nisan 2021 saat 06.27'de sizlerle yeni bir cake incelemesinde yine buluşuyoruz. Video içerisinde belirttiğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Kişi kendi haber takibini ve kendi grafik analizini yaparak kendisi için en verimli sonuca neticeye ulaşacaktır. Video adlarında yorumlarınızı, telefon numarası ve e-mail adresi veren kişi ben değilim arkadaşlar. Yani bu tip bir şey yapmam. Yapan kişilere de mesaj atmanızın size bir fayda sağlayacağını da çok düşünmüyorum açıkçası. Son duyurum olarak da Telegram grubumuz var. 3 farklı Telegram grubumuz var. Bir tanesi 2500'ü Geçken insanın bulunduğu, yalnızca benim duyurularımın olduğu bir grup. Yine benim duyurularımın altında konuşabiliyorsunuz. Bu grupta sürekli olarak sohbet panelimizin de sohbet grubumuzun da linklerini paylaşıyorum. Oradan diğer gruplara da dahil olarak kanallarda da dahil olarak kendi aranızda da aktif şekilde sürekli konuşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hocam kanala yazdım görmediniz. Aciliyeti var bir sorunun. Ne yapmalıyım? Şahsi Instagram adresimdir. Herhangi bir coin paylaşımında bulunmuyorum. Buradan ee, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yani yazan birçok kişi var. 6 kişi kalmış mesela. Onlara da videodan sonra döneceğim. Şimdi anlatacağım birim arkadaşlar kek İyi de Yılmaz hocam kek zaten yükselmiş yani 40 dolardan alınır mı? Bu 40 dolardan alınır mı'nın cevabını Bitcoin hakkındaki ufak bir yorumlamadan sonra vereceğim arkadaşlar çünkü Bitcoin'in ani hareketleri Çok etkiliyor Piyasayı Bu etkilediği için Totaliki ve BTC'nin hareketleri etkilediği için Kısa bir şekilde buna değinmem gerekiyor Uzun uzun analizini yapmadan zaten analizi kanalda mevcut şunu söylemem gerekiyor Bitcoin açısından rahatlamamız için arkadaşlar saatler önce şu attığı iğnenin devamını getirmesi gerekiyor. Yani 56 bin doların üzerinde bir gün kapatması gerekiyor ki artık sağlıklı bir kanala rayına tekrar otursun yükselişine devam etsin. Ama yok Bitcoin bu bölgede takılmaya devam ederse ve 8 Mayıs'a ulaştığımızda yine buraydan devam eder bir türlü şu kanala oturamazsa o zaman arkadaşlar coinlerimiz açısından yani Altcoin'lerin 98 açısından sıkıntılı dönemler başlayacaktır diye düşünüyorum. Ancak tabii ki 8'ine kadar bu rayda devam etmesi kötü de değildir. Sadece bizi diken üstünde tutar o kadar. Aşağıya kırdığı zaman ne yapar peki Yılmaz? Hani 56.000'in üzerine çıkamadı diyelim şu kırmızının altına düştü o zaman ne olur? Buralar Bitcoin'in tekrar tepki alıp yukarıya fırlaması gereken noktalardır arkadaşlar. Ancak bunu yapamadı diyelim. Psikolojik direnç olan 50600'e kadar 50500'e kadar geliler, Psikolojik direnci de açtığı zaman esas teknik direnci olan 48400 dolara kadar Bitcoin bir gerileme yaşar. Bu iki noktadan da Bir toparlanma yaşayamadığı halde zaten nakite geçmediyseniz Mecburen büyük düşüşü yaşayıp Bitmesi için gün ve dakika sayar hale geleceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geneline baktığımız zaman Bitcoin normal rayına oturamadı aslında. Yani hala o geçmişin verdiği burukluk var Bitcoin'in içerisinde. Ancak altcoin'ler biraz daha fevri hareketler sergiliyor. Çok daha vurdum duymaz hareketler sergiliyor. Gördüğünüz gibi o büyük düşüşün toparlanmasını altcoin'ler hızlı bir şekilde yaşamış ve şu an birimler eski seviyelerine hatta birçok birim yeni ATH'lere, yeni zirvelere kucak açtı. Bu birimlerden biri de kek arkadaşlar. Şimdi keke e baktığımız zaman teknik olarak ne söyleyebiliriz? Şunu tümünü alalım ve şunu açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten öyle aman aman uzun yıllardır piyasada olan bir birim değil. ATH'sine baktığımız zaman bir çanak formasyonu bekleniyordu. Bu çanağı zaten tamamladı. Hani Çanağın dibi kadar birlikte yukarı çıkacak payı olur, paydası olur gibisinden söylemlere bakacak olursak önünde de herhangi bir engel bulunmadığı için önümüzdeki birkaç gün içerisinde cake'in 50 dolara çıkması mümkün görünüyor. Ama buna mı bel bağlamalıyız? Bu video içerisinde çok ıı, anlatımında bulunmayacağım. Buna özel bir içerik oluşturmam gerekiyor çünkü ama mesela kanalımda Bahsettiğim şu tip birimler var. İşte Safe Comet, 100X, HMNG ya da Aylar önce bahsettiğim Safe Moon. Ya bu Safe Moon'u alacaksınız mesela nereden alacaksınız? Bir borsadan listelendiğinde al alacaksınız. Zaten 15-20X yapmış olacak. Ne kadar geride anlattım ben bunu ya. Dikkatimden mi kaçtı? Görmedim mi acaba? Her neyse. Yani Pancake Swap isimli şu cake'in stake edilebildiği borsadan Bu SafeMoon tipi Paraları alıyorsanız arkadaşlar en ucuz noktasından satın almış oluyorsunuz Eğer ki yok Ben bunu yapmam yani Pancake Swap borsası biraz zor Öğrenmek istemiyorum ben SafeMoon 3 hafta kadar önce anlatmışım Neyse ya, Bu tip birimlerin Çıkış noktası ana noktası Pancake Swap isimli borsa Pancake Swap isimli borsada arkadaşlar cake farmlayabiliyorsunuz. Yani elinizdeki cake'leri sitede farma bıraktığınız zaman, kitlediğiniz zaman site size sürekli ödül olarak cake vermeye devam ediyor. Ve bir senelik süreç içerisinde sizlere verdiği oran gerçekten inanılmaz. Ben buna bugün bir video hazırlamaya derleyeceğim ama vakit bulabilir miyim bilmiyorum. Ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde cake nasıl steklenir? Bunun hakkında bir içerik derleyeceğim. Yani bu kadar avantajlarla dolu bir borsada farmı yapılan bu güzel birimin arkadaşlar ben 40 dolarlarda bile hala çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Onun için hani ah işte keşke 9'larda alsaydım bir iki ay önce şimdi zaten hem deli kazanırım hem de farmdan efsanevi gelir elde ederdim diye düşünmekten ziyade pozisyonunuzu alın. Peki cake ne zaman düzeltme yapar? Cake arkadaşlar Bitcoinle ile ıı, alakalı. Yani şuradaki düşüş tamamıyla Bitcoin bazı bir düşüş. Bitcoin ani bir kırılım gerçekleştirmediği sürece cake'in tekrar 30 dolarlara düşmesi pek olası değil. Çünkü insanlar yine söylediğim gibi hep şu 100x coin gibi böyle hemen bana bu tip coinler söyledi işte gün içerisinde 2x alayım 3x alayım gibisinden derde düşüyorlar. Mesela şu 100x coin'i attım anlattım telegram grubumda da paylaştım youtube'a video da attım attığım gün 4x yaptı. Yani şimdi durum böyle olunca buradan 4x almanın mümkün olduğunu insanlar gördükçe öğrendikçe bu sefer bu tip birimlerden %10, %20'lik kar kovalamaktan ziyade bu birimlere yönelmeye başlıyor. Bu birimlere yönelmesi Pancake Swap isimli borsayı daha da gündeme getiriyor. Cake'i daha da gündeme getiriyor. Cake farmını daha da gündeme getiriyor. Bu olaylar bütününde arkadaşlar Cake'in fiyatının düşmesi çok olası görünmüyor. Yineliyorum. Söylediğim herhangi bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ancak yani bundan bir sene sonra keyke e baktığınız zaman hüngür hüngür ağlıyor olabilirsiniz. İşte zamanında gidemedik, zamanında alamadık diyen birisi de olabilirsiniz. Fırsatınız varken vaziyet alın arkadaşlar. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.